Nazlı? İyi geceler Ferit Bey. Ben de öyle hava alayım diye çıkmıştım. Yani Bulut yemenizdikten sonra hemen uyudu. Normal değil mi sence? Fazlasıyla hareketli bir gün geçirdi. Normal. Yani fazlasıyla hareketli bir gün geçirmesi normal. Ya hayat her zaman o kadar sakin ve steril olmuyor. Bazen beklemediğimiz durumlarda kalabiliyoruz. Ben hayatım ve Bulut'un hayatı sakin kalsın diye bir sürü insana bir sürü para ödüyorum. Bunlardan biri de sensin Nazlı. Bulut'un hayatının sakin kalmasından sorumlusun. Sanki hiç evde kalın dememişim gibi. Özür dilerim Ferit Bey. Gerçekten. Yani Bulut bir daha asla karakollara düşmeyecek. Hiç şüpheniz olmasın. Ağlıyorsun. Gel, gel, gel. Aa! Dursaydın. Of, mutfak açıktır inşallah. Aferin, iyi kilitlemişsiniz. Bile bassan. Bulut uyanacak. Bir kilseydi aslında ne hallere düştük ya. Merhaba. Siz de mi bahçedeki kedinin sesini duydunuz? Hayır, duymadım. Aa, ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle mi? Evet. Siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca geldim. Ha tamam. Eğer görürseniz karnı aç mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Bulu mu kediyi? Yok, kaçmış. Kahvaltı hazırlayayım mı size? Bana kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin Nazlı. Evet de hazırlayabilirim, sorun yok. Ben atıştırdım bir şeyler. Peki. Nazlı. Dün sana biraz fazla çıkıştım, kusura bakma. Ha, o mesele. Yani ben de istemezdim tabii çocuğu karakola götüreyim. Ama insanlık hali, oluyor böyle şeyler. Yok, karakol meselesinde değil, o konuda haklıydım. Küçük bir çocuğun görmesi gereken bir yer değil orası. Dışarı çıkmayın derken, Demet Bulut'un halası Bulut'un velayetini almak için dava açacaklarmış. Siz dışarıda olunca ben de tedirgin oluyorum. İyi de bir dakika. Yani Bulut'un velayetini alabilirler mi? Demet'ten ziyade kocası olacak o Hakan. Aklına geleni yapmak için elinden geleni ardına koymaz. Yıllardır görüşmeyiz, birbirimizi de pek sevmeyiz. O yüzden siz dışarıda olunca sanki evde olsanız Bulut daha güvende olur diye hissediyorum. O kadar da değil. Yani halası sonuçta ne zarar verecek Bulut'a? Görsün. Efendim? Diyorum ki, yani sizin aranızdaki gerginlik yüzünden neden Bulut halasını göremesin? Siz de görün, o da görsün. Ortak velayet diye bir şey var. Hiçbir şey sana göründüğü kadar basit ve masum değil Nazlı.
Nazlı. Hadi işimize bakalım. Bugünün menüsü... Ferit Bey. Size de günaydın. Tabii ya. Hava da sıcak. Serin serin. Cıp cıp. Niye işe gitmedi ki bu? Ay adam vallahi içine atıyor. Ondandır. İçine attığı içindir. Selam. Selam. Bugün hava serin mi biraz? Yok. Yanıyor dışarısı. Ne bileyim, böyle benim üstüme üstüme soğuk rüzgarlar esti de. Efendim Ceyda, sen döndün mü Maldivler'den? Çekimler nasıl geçti? Süper, harika. Gönder bana fotoğrafları, çok merak ettim. Döndüğünde de görüşelim mutlaka. Piknik mi? Boş ver pikniği, İtalyan restorana gidelim. Peki, piknik olsun. Gideceğimiz yeri sen seç, piknik sepeti benden o zaman. Ceyda kim ya? Ne güzel Buse vardı, iyiydi o. Maldivler, bildiğimiz Maldivler, piknik. Oo, vallahi bezdim ya. Nasıl olmuş börek? Sanki bir şey eksik gibi. Hiçbir şey eksik değil Allah'a şükür Ferit Bey. Her şey tam kararında onun. Daha ilerini yemiştim. Sen bugün biraz gergin misin? Hayır, gayet iyiyim. Asıl siz nasılsınız? Gördüğün gibi gayet iyiyim. İşte bana pek öyle gelmedi orası. Sen nasıl olmamı isterdin Nazlı? Ha bu arada unutmadan yakın zamanda bir arkadaşımla pikniğe gideceğim. Sandviçleri hazırlar mısın? Oldu. Efendim? Ağzım dolu ya. Ne olacak diyorum, elime mi yapışır, yaparım. Ben salondayım.